pra fora da caixa, eu não me encaixo aqui. Essas gavetas velhas têm problemas mortos e não representam o que eu sinto e o que eu quero pra mim. Bayi Toplantısı Netflix'te gösterime giren bir yerli komedi filmi. Filmin kadrosunda oldukça ünlü ve yetenekli isimler yer alıyor. Filmde İstanbul'da yapılan bir bayi toplantısına katılan ve birbirini tanımayan 3 kişinin komik ve macera dolu hikayesi anlatılıyor. Bayi toplantısına katılacak isimlerden bir tanesi Erzurum'dan Namık. Namık'ın kayınpederi belinden tırnak içerisinde bir kaza, küçük bir kaza geçirdiği için toplantıya onun yerine Namık katılıyor. İkinci isim Gaziantep'ten Sadık. Sadık bayi toplantısına kendi adına katılıyor. Canım, öyle tatlı uyudun ki uyandırmaya kıyamadım. Sonuncu isim ise Konya'dan Adem. Adem'in babası da Adem'in bir sakarlığı sonucunda bir kaza geçiriyor ve toplantıya Adem katılmak zorunda kalıyor. Bu muhteşem üçlü bayi toplantısı sırasında aynı odada kalmak zorunda kalıyor. Bayi toplantısı sırasında açılan bir antika sergisinde yapılmak istenen bir soygun olayların tamamen karışmasına neden oluyor. Detaylara geçmeden önce filmi seyretmek isteyenler için son olarak şunları söylemek isterim. Bayi toplantısı belaltı espri ve küfür sarmalının dışına çıkmayı başarabilen bir yapım değil. Sıradan ve tahmin edilebilir bir senaryosu var. Senaryoda beni şaşırtmayı başaran sadece bir yer vardı. Ondan da biraz sonra bahsetmeyi düşünüyorum. Videonun bundan sonrası spoiler içeriyor. Belaltı espriler çıkmaz sokağa. Filmde beni rahatsız eden ve abartıya kaçtığını düşündüğüm bir taraf vardı. Belaltı esprilerin sıklığı. Film açılış sahnesi olan Erzurum sahnesinden başlayarak son sahneye kadar, soygunun son anlarına kadar, hatta kapanış yemeğine kadar ısrarla belaltı esprilere sığınıyor ya da kaçıyor. Eğer bu videoyu görürlerse yapımcıların bu söyleyeceklerimi duymalarını çok isterim. Cinselliğe göndermeler yapan ve doğrudan bel altı diye tabir edilebilecek tırnak içerisinde komikliklere kaçmak bir kolaylıktır, çaresizliktir. Söz konusu durum, filmin bazı yerlerine serpiştirilebilecek zeka ürünü bazı göndermelerden ibaret olsa kimse bir şey söyleyemez. Ancak baştan sona kadar her anı bu mantığın üzerine kurma mantığı kolaycılıktan başka bir şey değil bence. Bu durum komedi dizilerinde kullanılan gülme seslerine ya da gülme efektlerine benziyor. Ay bu ne be? İngiliz filmine dublaj yapar gibi yerli ol biraz. Hayırdır koçum? Mesele ne yani? Bakın tam burada gülmeniz gerekiyor. Anlamına gelen kahkaha sesleri bir süre sonra insanda tepkisizlik meydana getiriyor. Sabır gelmedi. Sabır deyince gelmesi gerekmiyor mu? Alara bak. Bu bir yönüyle bence seyirciyi aptal yerine koyma anlamına geliyor. Bakın burada espri geliyor. Gülmeniz gerekiyor. Küfürsüz komedi ve cinselliğe bulaşmayan esprilerden ibaret olan komedi üretebilmek zeka istiyor. Yetenek istiyor ve emek istiyor. Belaltı komedi çaresizliğin bir diğer adıdır bence. Soygun anında dakikalarca süren şu manzaranın komedi olduğunu düşünen bir ekip var karşımızda maalesef. Yine Netflix'te yayınlanan Eltiler Savaşı baştan sona kadar zeka ürünü ve ilmek ilmek işlenmiş bir komedi. Kafamız kadar. Küfür yok, kolaycılık yok. Harika bir oyunculuk ve baştan sona kadar ilgimizi canlı tutan harika bir senaryo var karşımızda. Aa, siparişi mi verdin sen? Kaç kurtar kendini. Yakışı be, hoş. Beni bir izleyici olarak tüm içtenliğimle güldürmeyi başarabilen bir yapım Eltilerin Savaşı. Film sona erince iyi ki izlemişim, harikaydı be dedirtmeyi başardı en azından bana. Bayi toplantısında yer alan ekibe sonsuz saygım var. Onları gerçekten beğenerek seyrediyorum. Diğer taraftan birilerinin onlara kalıcı olmanın kolaycılıkla kazanılamayacağını söylemeli diye düşünüyorum. Siz baştan sona kadar belaltı esprilere dayalı bir senaryoyla karşımıza çıkınca Konyalı Adem'in annesinin aracın içerisindeki o sıkıcı, 90'lara hatta 80'lere ait namaz esprileriyle karşımıza çıkınca, bunları bize yedirmeye çalışınca biz de seyirciler olarak sizi çaresiz ve niteliksiz görmeye başlıyoruz. Bu espriler liseli ya da üniversitelerin mezuniyet gecelerinde bile yapılsa kabak tadı verebilecek kadar bayat. Size gerçekten yakışmıyor. Bu işten para kazanıyorsunuz. Yeteneğiniz var, imkanlarınız var. Neden bu basitliğe sığınıyorsunuz bunu anlamıyorum. Ülke insanına kaliteli komedi sunmanızı beklemek hakkımız diye düşünüyorum.
Son olarak bayi toplantısında en beğendiğim ya da tek beğendiğim mi demeliyim bilmiyorum, yerden bahsetmek istiyorum. Demircan'ın Örümcek Lütfü 42'nin peşinde olması harika bir detaydı. He? Ben yalan mı söyledim lan? Senin kullanacağın Örümcek Lütfü 42 değil mi lan? Ana hikayeden bağımsız ilerleyen bu yan hikaye zeka ürünü, beklenmedik ve gerçekten komikti. Filmin sonlarına doğru unutma olasılığımıza karşılık yönetmen bize bir kere daha hatırlattı Örümcek Lütfü 42'yi. Örümcek Lütfü 42'den haber var mı? Hayır efendim, yakalayamadık henüz. Onun kimliği herkesin aklında bir soru işaretiydi. Bu soru işareti son ana kadar silinmedi. Son ana kadar, filmin finaline kadar ortaya çıkmayan bu gizemli kişilik meğerse Adem'in babasıymış. Yok oğlum, PUBG oynuyor. Kullanacağın ne? Ben Örümcek Lütfü 42. Lütfü mü? İşte bu dedim, bu sahneyi görür görmez. Bunlar gülümseten, düşündüren ve bir sonuca ulaştığı için izleyicilerde gizli de olsa bir takdir uyandıran durumlar. Sonuç olarak bayi toplantısı maalesef ortalama ve belki de daha düşük bir senaryo sahip, oyunculuğun bile kurtarmaya yetmediği küfür ve bel altı esprilere sığınan bir yapım olmayı tercih etmiş. Eltilerin Savaşı bayi toplantısını döver, hem de çok fena döver.